Yuvit tekrardan merhaba sevgili Feme Gönül dostları. Yepis yeni bir bölümle hem de bu sefer 103. bölümle karşınızdayım. Burada ben böyle mimik falan yapıyorum da o kadar karanlık ki burası büyük ihtimalle gözükmüyordur. Şu benim yani zaten laptopun dandik kamerasını kullanıyorum. En azından önüme karşıma bir ışık mışık falan koymam lazım sanırım. Çünkü böyle odanın dandik bir ışığı var. O da herhalde yetmiyor. Gerçekten amatörlükte sınır tanımıyorum yani şu yayın içinde. Ama maksat gönüller biliyorsun. Şimdi Lörün'de antrenman raporunu geçtik. Bilmem kimin gelişme sürecini geçtik. Burada bizden bir olamaz zaten. Keşke şey falan yapsalar. Haftanın en kötü 11'ini falan yapsalar. Bizim takımdan net 3-4 kişi girer yani her hafta. Mavi olduğuna göre bizim şey. Pilot takım falan muhabbeti herhalde. Ama bize bunu niye gösterdi bilmiyorum. Bana ne lan. Ben istemedim zaten pilot takım. Açık söyleyeyim çok karamsar bir bölümdeyim gene. Çünkü gene deplasman herifler 6. sırada. Gerçi artık herkes bizim üstümüze neredeyse de. Cristiano Teixeira. Şeyi fena değil. Oha ofans forte sağa. Sağ. Şeye bakacağım. Gözlemcilik. 6 ay içinde sona erecekler. Santrafor değil. Ofansif. Orta saha sağ diyelim. Bayağı adam var lan. Şu Diego Martins. Benim aslında şimdiden bunları biraz çalışmam lazım. Böyle konuşurken de elimi kapatıyorum ki ağzıma mal gibi hiç duyulmasın diye. Neden? Çünkü Amorim gidiyor, Braga gidiyor. İki tane önemli doldurulması gerekiyor. Hadi Braga'nın yerine Lerç'i koyduk diyelim ama Lerç sadece ofansif orta saha. O zaman orta sahanın ortasına bir tane adam lazım. Abi hız ve hızlanma biraz sende sakat. Bunda kanat şeyi... KNT ne lan? Ama buna takılırsam şimdi bir saat takılırım bak. Şurada bir şeyin kısaltması KNT ve 7 ile 10 arası diyor. İlk kontrolüm. Ha kontrolün KNT'si. Neymiş dripping. Orta açma 9-13. O sen zaten sol taraf esas olayı solmuş bunun. Orta yapmayı niye? Ha, 9-13. 10-14. Bak bu fena değil. Dribbling 5-11. Abi şu 5-11'i ben alınca 5 çıkar işte. Hız yok. Burada benim daha gözlemlemedim ne... Oo bayağı adam var ya. Abi Pedrasur burasıymış bir tanesi. Şu kalanlara da bir bakacağım. Bir rapor isteyeyim. Çok fazla değil çünkü. O biraz o taraflara benim eğilmem lazım çünkü şey gidecek. Onun gidince o burası da fena değilmiş. 4 yıldızlar falan var. Nasıl 4 yıldızlar? Bu olabilir. Belki. Bu da iyi. Üstteki daha iyi. Bu olmaz. Dur şuna bir yakından bakacağım. Pason 14 tamam. Markajın hadi. Teknik 14. Uzaktan şut 14. Yani gene dediğim gibi bunların hepsi bitiriciliği boşver. İlk kontrol güzel. Markaj da hadi önemli diyelim. Köşe vuruşunu salla. Mutlaka köşe vuran biri çıkıyor zaten. Karlı soruşu da sallayabiliriz. Top kapma Vizyon 3-7. Ama mental yani şu zihinsel özellikler genelde yaş ilerledikçe futbolcularda artıyor. Yani daha yerine oturuyor. Bu herif kaç yaşında? 23 yaşında. Çok da şey değilmiş aslında. Genç değilmiş. Ama direkt şu an imza attırabilirim. Şöyle yapalım. Şey diyelim. Oynuyor mu acaba bu?
bir maç izleyince direkt şey yapıyor. Çok daha net özelliklerini görebiliyor. Scoutlar, gözlemciler. O yüzden öyle yaptım. Herif inşallah bir maçta oynar yani, yakın zamanda biz de görürüz. Şu mu demiştik? Ya böyle her yerde oynayan adamı çok sevmiyorum ben. Şuna bir şöyle bir şey yapalım. Gözlemleme, gözlemci gönder. Bana da bu gitsin, bir maç gitsin, baksın, gelsin. Aşağıdan çok ümitli değilim ama. Bak şu çok kötü, 22 yaşındasın, potansiyelini 3.5 gösteriyor, şu anki durumun 1 yıldız. Aradan... Yok ya, abi çok riskli işte bu 7-10 bilmem ne. Neyse tamam, transferi bu bölümde bu kadar. Sonraki bölümde tekrar daha detaylı bakarız, siz de çok sıkılmayın. Çünkü transfer gerçekten böyle bir şey yani. Burada oturup yarım saat tek tek oyuncuların yeteneklerine bakıp karşılaştırma bilmem ne falan yapmam gerekecek. Yani sıkılabilirsiniz haklı olarak. Geç. Hepsi leş. Orada bir tane delişmen bir şey çıkar mı diye bakıyorum şöyle de. Ya bazen oluyor böyle. Bir gönderiyorsunuz 100 tane herif, hepsi yarım yıldız. Arada bir tane 4 yıldız falan çıkıyor. Öyle bir şey varsa yakalamak lazım, ona bakıyorum şu an. Bir de keşke diğer memleket, benim yabancı sınırı yok dedim Portekiz'de. Olmaması gerek, tam emin değilim ama. Abi diğer ülkelere scoutlayabilsem çok güzel olacak ya. Özellikle Brezilya'yı falan. Ona da şeyin bütçe ayırması gerek kulüm. Ha bak mesela böyle 3 yıldız 3 yıldız çıkabiliyor. Nasıl bir adamsın sen? Bok gibi bir adamsın sen. Böyle suratına karşı söylemek istemezdim ama. Yok başka yok, tamam. Aslında netler 6. ben 7. ama 6. da abi herkes 5 puanlı zaten. 6. ve 3. ya da 4. aradaki herkes 5 puandaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şey deneyeceğim. Deplasmanlı diğer ofansif taktikle oynamayı deneyeceğim. Zaten çok kaybedecek bir şeyim kalmadı. Yani gerçi gidip 5 tane de yemeyeyim de şimdi. Favori olarak çıkıyor tabi. Bakmasa da favori. Ya gene defansif taktikle mi oynasam ya? Fena değil o. Oyunu tutuyoruz da salak goller yiyoruz ve atamıyoruz yani. Futbolun meyvesi olan golü adamlar çatır çatır yiyor. Gözlerimizin içine bakarak. Şeyden korkuyorum şimdi. Futbolun meyvesi olan gol de diğer taktikte çıkarsan Öfter meyve salatası da yapar bize yani. Fazla da ofansif değil aslında. Orta sahası gene kalabalık. O taktikte de çıkabilirim. Ama maçın içinde o taktikten diğer taktiğe de ya bu maça katılmayayım mı? Katılsam mı? Ne zaman? Hadi bakalım ya. Ne olacak arkadaş, ne kaybederiz? Ha, aa ben bunu bu bölüme koyarım ya. Tamam. Bir yandan bunlara da bakmış oluruz. Belki çok acayip bir genç yıldız falan yakalarız. Bu bölüm biraz uzun olsun. Hem de kaç ay ara vermiştim onu bir affettirmek için kendime. Mendonça'dan sağlık raporu geç. Geç. Ya ben bu riski alacağım. Hadi bakalım. Çünkü şu ortadaki şu üçlü çok daha etkili. Zaten defansımızın 3 aşağı 5 yukarı hep aynı. Şu yedeklere bir bakmam lazım. Kabalığı kayıt almaya gerek yok. Teixeira Morris'in yerine alabiliriz. Çaynay'ı da Marcos'a... Çaynay'a çok gerek var mı onu düşünüyorum. Yok gibi aslında değil mi? Şunun bir tane yedeği var. Şunun bir tane yedeği var. Bunun bir tane yedeği var. Bu yedeksiz gibi kalıyor ama şu iki opsiyonla bir şekilde denk getiririz herhalde. Hadi bakalım. Biraz şöyle kontra bir taktikle çıkayım, herifleri şaşırtabilirim belki. Onlar diğer taktikle oynayacağımı bekliyorsa çıkar kafalarına vururum yani. Piştik gibi. Artık bir 3 puan alamda. Şuraya bak abi.
Rezillik. Tek kafamdaki şey şu. Kontrollü mü standart mı? Standart daha iyi. Çok da neticede deplasmandır öyle. Açılıp saçılmaya gerek yok. Biraz da şey kontrollüye yakın oynamakta fayda var. Kapat lan. Şu sol kapatın lan biz bizim sağa. Allah'tan herif kötü yere pas attı. Oo bir de offside güzel. Oha heriflerde dev ekran var lan. Oha sizin... Abi sizin takımlara para nereden geliyor arkadaş? Stadı da gördüm. Siz dikkat ettiniz mi bilmiyorum da dur. Şu top sağ kanada bir açılsın göreceğiz şimdi bak. Ver Amorim'e vermedim. Şu topu açın abi sıkıştırmayın oraya. Ha, ver sağ beke. Ver. Sen de sağ açı. Ver. Ha, stada bak abi. Şükrü Saraçoğlu gibi stadı var adamların. İki katlı mı iki katlı. Bu ne ya? Hangi ligde oynuyorsunuz? Ya da üst... Aha, çok güzel atak. Pas. Şol eşek amorim senin. Abi herif gerçekten sığır geldi sığır gidiyor. Allah'tan gidiyor. Abi herif her pozisyonda kaleye vurdu. Hiçbirini atamadı galiba ya. Abi şunları kemine çıkarsa herif gerçekten gol krallığını oynardı. Ama çok iyi oynuyoruz şu an. Dur bakalım. Şu an ağzımı açıp nazar değdirmeyeyim de. Geçer misin? Geçtin. Ama diğeri yetişti tabii. Adam gibi orta açar mısın? Açmazsın. Ver hemen geliyor. Kapattılar. Of. İnanılmaz bir orta açtı vallahi ya. Vallahi de çok. Ne? Abi bu yanlış karar. Gibi geliyorum ona. Bilmiyorum. Abi büyük ihtimalle yanlış karardı ya. Ya neyse hayvan gibi güzel oynuyoruz ama şu an hiç moral bozmaya gerek yok. Aha. Kaptırma o topu vallahi. Gerçekten şu Amorim'in gitmesine artık üzülmeyeceğim galiba ya. Acaba Amorim şey mi ya? Oyunun şeyde bu oyunda biliyorsunuz bazı oyuncular oyun kendi yaratıyor. Hani ilk sezondan sonra yeni jenerasyonlar yaratmak zorunda olduğu için. Birçoğu da gerçek oyuncular. Bu Amorim gerçek bir oyuncu mu oyunu yarattığı mı? Ona bakmak istiyorum. Gerçekse herif Facebook'tan falan stalklarım valla. Bakayım ne yapıyor, nerede? Belki futbolu bırakmıştır aşçılığa. Niye aşçılık dediysem bilmiyorum da. Şu haliyle marangozluğa daha yatkın gibi. Hava toplarına da çok iyi. Uygula dersen ne oluyor? Tarnada sert orta yap. Tamam öyle olsun. Abi saçma bir gol yemeyek be. Bak şu herif çok bo. Aferin. Aha bu sefer de bu boş. Aferin kaleci. Gerçi herif de boktan bir şut çekti ama. Herifler tabi bizim ilk baştaki baskıyı kırınca üstümüze çullanmaya başladı değil mi? Kötü ya. Kapatın çocuklar. Olmadı. Oha çok güzel pas atmış kanada. Vallahi girdi sandım ha. Çok da güzel vurdu herif aslında ama. Şimdi biz sakin şey yaparsak, top bizde kalırsa eğer, fena değil topla oynamamız. Deplasman takımına göre şu fena değil. Ama hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmaması biraz bizim lehimiz aslında. Oha, nasıl aldı herif topu önüne öyle ya? Gerçekten büyük küfür edeceğim galiba. Abi şu topun geçtiği yere bak kaç kişiden geçiyor şurada ya. Hepsinin abi şu zaten bu herifi nasıl kaçırır böyle? Amorim bu. Amorim sen git. Öyle olmuyor Amorim sen git.
Aslında şimdiden şeytan diyor şeyi oynatmaya başladı orada ya. Neydi lan Pinto'yu? İkinci yarı sokabilirim bile. Amarın puanına bakayım. Pinto'yu da şundan sokamıyorum. Sol açık sakattan sonra 7'yi kalmayacak. Dörde karşı, beşe karşı tek başınasın. Hiçbir şey yapamayacağım belli. O yüzden kanattan oynamak gerek abi. Orada şu herife versen ne olur, vermesen ne olur. Acayip yalandan top çeviriyoruz şu an. Yine zor. Ah bu güzel oldu. Al işte ya. Al işte ya. Bir daha lan, bir daha, bir daha. Sağ kanada, sağ kanada. Çok güzel. Ya gerçekten mi ya? Amorim 6.9 mu oynuyor Amorim? Ya yapmayın ya. Kevin niye sarı kart gördü ya? Ya ikinci yarı ben hücum oynarım ama bu heriflere hiç. Havacı var yani. Abi gerçekten karşımızdaki takımlar öyle canavar takımlar değil bence. Biz bir şeyi beceremiyoruz, eksik yapıyor. Sen kaleci niye üzdük ya? Kim bu beni yazacağız olsun. Aa, evet biraz şanssızdı gerçekten ama. Abi bu şanssızlık da değil ki yani. Ortaya açılmamız gereken yerde şut çekiyoruz. Defansa çarpıyor. Salak salak goller yiyoruz. Al işte abi. Bu ne böyle bir hücum yok etme şeyi var mı ya? Geçemiyorsan sal abi, bir kere denersin, iki kere denersin. Aha. Allah abi, çok saçma bir şans olacaktı ama. Şimdi bu da onlara çok saçma bir şans olacak. Hah, aferin ama. Ben taktikte... Abi niye öyle bir top atıyorsun ya? Ne olur. Biraz kendinizi gelin lan. Hah. Ben tak şeyi taktiği bol pas yapma üzerine falan kurdum. Hızlı seri ve bol pas yapma üzerine kurdum. Hiç öyle oynamıyor takım şu an. Bak bu Amorim. Ha, belli belli. Şey, heyecanlanmadım bile Amorim öyle şey yapınca. Ay iyi, dur 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 dur. Çıkmak mı istiyorsun Amorim? Ha. Sakatlandın mı? Defol gitti. Birin yanına daha erken ya. Ah be, vallahi diye değil mi? Abi vallahi diye iyi oynuyor aslında ya. Oğlum heriften stadına bak. Aralıklı aralıklı oturmuş bir herkese. Herkes de tek başına gelmiş maça gibi. Aman yeme. Ya burası zaten küllüm boş. Bak insan maça böyle tek başına maça giden insan olur mu, var mı acaba? Ama garip geliyor. Böyle sinemaya yalnız gitmeye de çok hayret ederim. Ne bileyim insan böyle birlikte yapılan bir aktivite falan, yani sinemaya tek başına giden şeydir, ödüdür bilmem ne falan demiyorum da bana çok garip geliyor. Birlikte yapılan sosyal bir aktivite falan olması sebebiyle. Abi ne kadar yavaş pas yapıyor. Takıma bak. Her topu ayağına alan alıyor, duruyor, etrafına bir bakıyor, düşünüyor. Ver işte. Ya of. Abi. O kadar herifin ölmesini bekledi ki şurada, kayboldu gitti adam ondan sonra. Bas bas. Kaleci şeye bas. Bir iki değişiklik yapabilirim şimdi artık. Defansif oyun kurucuysa Lerch'i mi almalı oraya? Fake Soto'yu alacağım galiba.
Gerçi alırsam Braga'nın yerini alırım. Braga da kötü oynuyor. Silva da kötü oynuyor. Abi şu sol açıkta yüzüm gülmedi hiç. Çok güzel pas attı herif de. Aferin lan. Oradan... Yemeyin artık. Beni mükemmel kesti. Herif önce kendi kaçırdı da sonra güzel toparladı en azından. Kenardaki reklamlar değişmiş mi? Değişmemiş galiba. Abi ne kadar güzel. Bak bak şuraya baksana. Herifler de ekran. Te Allah be. Aa ulan 70 dur lan dur. Ah iyice yüklenelim de var. Bir tane ittirsek beraberlik abi en azından. Bu arada bu taktikle daha iyi oynadı takım. Onda... Ey! Çok gerizekalı bir şuttu orada ama. Şans yüzümüze güldü. Güzel, güzel bir orta. Vur kafayı. Allah kahretsin seni. Abi pres yapın biraz da. Sanki yüklen dememişim de tarlada gezin demişim gibi heriflere. Castro'yu değiştirmekle uğraşsam mı? Çok da kimse yok ki koyabileceğim zaten. Aa Bruno Castro öyle bizdeymiş lan satamamışım. Braga'yı buraya alıp... Braga da çok farklıymış da neyse şöyle yapalım. Lerch belki mucize bir hareket yapar. Fena değil çünkü Lerch yetenekli bir adama benziyor. Ama işte uzun süre oynatamadığım için ne halt olduğunu anlayamadım. Bizde kalsın top. Çok güzel pas lan. Ah be vallahi ya. Ah be. Of pasın güzelliğine bak ya. Direğe çarptı değil mi? Sesten öyle anladım. Son şanslar diyeceğim ama onlar da o şans da bize değil heriflere şans. Abi herifler vallahi yesek de bir şey diyemezdim. Çok güzel pas atıyor adamlar ya. Bu da iyi aldı aslında burada topla. Çabuk hadi. 3 dakika 50. Abi niye her seferinde top adamlarda? Bir kere de bizde bir pozisyon olsun. Al işte. Artan top bir dakika boyunca adamı izlerken pas attı Allah'tan. Ha bu sefer bundan bir dakika boyunca alamayız. Sinirlendi de mi burada öyle ne yaptı? Abicim bir tane bala mala bir atak yapın be. Enteresan bir pas ama yine bir şey yapamaz ki burada. Abi Kevin gerçekten pas atma konusunda duran bir arabadan biraz daha yeteneksiz. Ya gerçekten saçlarım beyazladı. Hay sıçayım ben yükselme ligine ya. Üff. Abi dert sahibi oldum. Bu nedir? Nereye yükseliyoruz abi? Al işte. Ama Allah'tan olsaymış. Kepazelik ligi oldu resmen. Kevin'i göndersem yerine kim alacağım? Çift forvet oynayayım desem. Şimdi sağ açık sol açık da oynatsam fazla ofansif oluyorsa ortasının iki kişi toparlayamaz. Ya da öyle bir taktik daha mı eklesem iki çift forvetle denemek için? Herifler baksana nasıl saldırıyorlar ya. Aç köpekler gibi. Aha palmiyeler. Bak bak dikdörtgen palmiye. Görünce şimdi bir an sinirim bozuldu. Gittiğim her ülkeye beraberimde palmiyeleri götüren bir teknik direktörüm. Tamam bitti. Şimdi... Versalama. Hadi. En azından aslında ben bu bölüm takım konuşması. Pedras Supras da bir puan almış artık. Sonuncu bizdeyiz. Çok güzel. -7 avaraj çok güzel. Gerçekten.
gerçekten çok güzel. Şu maçı da izleyelim bari. Bakalım gençlerden çılgın bir yetenek çıkıyor muymuş. Aslında gençlerden şöyle 17-18 yaşında bir tane sağ açık çıksa, bir tane de Braga'nın yerine adam çıksa. Trofense. Aha, şey herif. Evet bak çok daha net geldi özellikler şimdi. İlk kontrol 11, pas 12, teknik gelmemiş, standart orta saha diyorsun. Abi hiç de öyle artı bir şey yok ki adamın. Yok ya, almayacağım abi. Hiçbir artı olayı yok adamın ya. Yani çok dümdüz bir adam. Alsam şu ankilerden hiçbir şey, yani maçta olumlu etkisi olacak bir durumu yok adamın. Bu ne? Bunlar bizi ilgilendirmiyor herhalde. Sözleşmesi devam eden oyuncular herhalde. Yo değilmiş. Orta yapma 10-13. Ama sola çıksın öyle sende. Şu ne ya Andre öyle. Senin de şeyin düşmüş. Çocuk yok ya yok. Transfer olay. Yani transferde de bakmadığım şey kalmış. Sağ açık bulmak biraz zor olacak anladığım kadarıyla. Abi gel Kabalov, ne olur gel ya. Bir şeyler takımda bir şeyler değilsin gerçekten. Ha şu abi şu maçı çok rahat seyredilir. Şu düdüğü de. Geniş geniş izleyeyim abi. Kanser olmadan maç izleyeyim ya. Ülkecek yapamadığımız bir şey. Kanser olmadan maç izlemek. Hoppa. Kondisyona bak, çocuklardan biri patlak. Keşke adayları gösterseydim. Aa Luis Reis. Bizim kendi çocukları değil de adayları görseydim ya. Adaylar, bu maçın olayı adayları elemek, seçmek. Şimdi hangi formalılar hangisi? Biri gol atsa da hangi takımın hangisi olduğunu anlasak. Bir tane seyirci mi var lan orada? Oo. Fena oynamadı Ramalho. Ramalho aklımda. Aa ulan o bir tane seyirci, ben miyim? Bak şimdi jeton düştü, dur bakayım. Denk getirip tıklayabilirsem onları şimdi. Tamam. Şu üstü mavi formalılar adaylar. Adaylar daha iyi oynuyor gibi. Çok güzel paslaştılar orada. Güzel bir orta açarsan. Saçını punk yaptırmayı biliyor. Bak bak şurada bir kişi var. Yok mu lan? Ha herifin kafasındaki sakat işaretiymiş lan. Allah kahretmesin ya. Carvalho. Ah tıklayamadım yerine. Vay. Onu düzgün vursa çok güzel gol olurdu gerçekten. Ver şuraya, çok temiz pas. Ama çok geride durdu bu salak. Biraz daha ileri hareketlenmesi lazımdı. Çok güzel pas, aferin. Bu Martins yetenekli mi yoksa bunlar kötü diye mi böyle diye oynuyor anlamadım. Biraz şu kim? Şu öndeki lan. Yazmıyor galiba isim. Aa, Carvalho yazıyor şu diğer teknik direktörde. Ulan ben de maçı bıraktım. Neyse zaten tekrarıydı. Ha bu arada geçen bölümde de söyledim. Gene söyleyeyim sevgili dostlar. Bütün tavsiyeleri sonuna kadar açayım. Ya bir şey derseniz onu bak büyük ihtimalle yapamam. Hani atıyorum 3-5-2 oyna dersen şimdi sezonun ortasında yeni taktik belirleyip zaten o mevkide oynayan adamların bilmem neyim eksiktir. Öyle bir şey yapamam. Yeni taktik belirlesem zaten sezon sonuna kadar öğrenemez bizim sırlar. Ama böyle ufak değişikliklerle mesela niye bu kadar çok Kevin Sığır gibi pas atıyor ya da ne bileyim hücumda niye bu kadar etkisiz falan, onlara böyle ufak değişikliklerle çözümleriniz varsa gerçekten gözleri kör eden paslar.
Öyle ufak önerileriniz varsa onları sonuna kadar kapım açık, kulağım açık. Çok güzel pastı aslında. Bu da çok güzel şuttu. Offside olmazsa tabii. Offside de yok anladığım kadarıyla. Güzel. Şu Embolo çok güzel pas attı burada. Herif de düzgün vurmuş Varela. Bu bölüme şeye de bakarım. Şundan hangisi kaç yıldız falan. Bir onlara göre zaten çoğunu sözleşme öneriyor otomatik oyun. Yani neticede 19 yaş altı takımı kalabalık olsun, ligde oynayabilsin falan diye daha çok. Oyuncu şu adayların oyuncu değişikliklerini kim yapıyor acaba? Çok merak ettim. Ses de çok güzel geliyor bu arada. Size sesleri ne kadar açtım. Fena değildi gene bu atakta. Size sesler ne kadar geliyor bu oyunda tam bilmiyorum ama böyle topa vurunca tın tın eder ya. O ses çok güzel kulağımda duyuyorum. Ama futbol topuna değil de basket topuna vuruyormuşum gibi bir ses çıkartmışlar daha çok nedense. Sarı offside'e düşüyorlardı. Offside. Benim babamın bir sözü vardır hiç unutmam. Fenerbahçe'de sarı takım vardı hatırlarsanız. Babam şey derdi, bu çocuk offside'ı öğrenirse iyi futbolcu olacak falan derdi. Forvet oynardı eskiden, hayvan gibi offside'a düşerdi. Sonra Daum geldi sene şey yaptı. Baktı hakikaten o forvete çok offside'a düşüyor. Bunu sağ kanada koydu. Bu sefer sağ kanatta çok offside'a düşemediği için gerçekten iyi oynamaya başlamıştı. Böyle bir de iyi hızlı koşan bir oyuncu. Serhat Akın gerçekten yetenekli bir oyuncuydu bence. Nereden geçiyoruz? Baştan ayrıldı. Sağ kanatta çok iyi oynamıştı. Babam ne de çıkmıştı offside'ı. Ya aslında kısmen offside'ı öğrense çok iyi futbolcu olacak demişti. Öğrenmedi ama mecburiyetten offside'ı düşemez bir hale gelmiş oldu. Luiz. Yapma be. Çocuk genç oyuncu. 16 yaşında sakatladık mı herifi? Şuradan şunu hep yaparım ben. Önerilen oyunculara imza attırmalıyım. Bir de şunu yaparım. 19 yaş altı. Bak burada şu yeşil gördükleriniz şeyler. Adaylar. Potansiyele göre sıralarım. Zor be. Yok çok öyle böyle ortalığı yıkıp geçecek falan bir herif. Göremiyorum yeni gelenlerden. Maçta bazen bir iki güzel hareket yapan adam böyle akılda kalıyor falan ama yok abi. Sol kanat. Belki bu diyeceğim ama kaç yıldız potansiyel? 2,5. Şunlarda falan. Yok abi 1,5 yıldız ve potansiyel 3,5'luk bir şey görmüyorum ben çok burada. Aynı şekilde. Aa bir saniye. Kontrol. Kafa vuruşu 3. Genç. Bitiricilik 10. Ama şimdi yok ya yok yok abi bundan da çok bir şey olmaz. Neyse, son bir kez devam dedim. Bu ben burada bitireceğim. Önümüzdeki hafta içeride ana diğerli maçımız var. Artık biraz içeride maç yapmak istiyorum. Şu benim ofansif taktiğin içeride daha güzel çalışacağını tahmin ediyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse de sabrımızı denemeye çalışmasın. Şey yapacağım. Ya bilmiyorum gerçekten. Şu an bu sonraki bölüm çekip çekmek konusunda çok kararsızım. Çünkü sizden gelecek tavsiyeleri de merak ediyorum. Sizden bir tavsiye gelmezse de çekersem birkaç gün sonra gene bilmiyorum nasıl olacak bakalım ya. Ama takım hakikaten bir şeyler eksik gibi. Şu Amorim'den tiksindim son iki maçtır. Kevin inanılmaz pas hatası yapıyor. Bir tane forvet adam gibi bir tane forveti yakalamak zorundayım. Bir de şeyde ben hata mı yaptım acaba? Çok kanat oyunun üzerine tasarladım. Pas ve kanat oyunun üzerine tasarladım. Kanattan orta gelecekse hedef santrafor yapmam lazım. Hedef santrafor yaptım verim alamadım. Yaratıcı maratıcı dedik. Oradan çok bir şey şu haliyle oynuyormuş herifler. Şeyde defans konusunda.
Bilemedim ya. Yani bütün tavsiyeleri açığım tekrar dediğim gibi. Onun dışında başka söylemek istediğiniz her şey için şu aşağıda yorum şeyi var. Oraya bir şeyler yazarsanız çok sevinirim. Onun dışında bu videoları görüyorsanız ve buna benzer daha birçok video görmek istiyorsanız nerede ki? Subscribe butonu şurada herhalde. Ona basabilirsiniz. O oradaysa şu tarafta da like butonu falan. Ben bunları söylemek çok sıkıcı geliyor bana. Zaten büyük ihtimalle akıl edersiniz ya da unutuyorsunuzdur. Belki aklınıza gelmiyordur diye söylemiş oldum öyle. Hepinizi öpüyorum. Söz verdiğim gibi herhalde bir iki üç gün içinde yeni bölümle tekrar karşınızda olacağımdır. Haydi hoşçakalın sevgili dostlar.